Sen ne yaptın zannediyorsun Ceylin? Ne yapıyorsun sen? Benden süre isteyip gözümün içine baka baka kaçırma planı mı yaptın? Evet yaptım. Çünkü beni mecbur bıraktın. Anlamıyor musun beni? Bir gün ya da bir sene Parla'nın içeriye girmesini istemiyorum. Çünkü hepsi aynı bana göre. Ama varsa yoksa senin doğruların, senin adaletin. Çünkü gidilmesi gereken tek yön senin işaret ettiğin yön değil mi? Dürüstlük yapmak mı hata? İlkeli olmak mı suç? Delirtme insanı ya. Şu an bundan utanç duymanı beklerken bir de savunma yapıyorsun, üste çıkmaya çabalıyorsun. Savunma falan yapmıyorum. Ayrıca üste falan da çıkmıyorum. Benim tek derdim kendimi anlatmak. Yemişim ya altın üstünü. Beni kullandın Ceylin. Şahsımı, mevkimi, sana olan sevgimi, inancımı gözümün içine baka baka resmen kullandın. O yüzden bence daha fazla konuşmasak iyi olur. Hatasız kul, doğru insan. Neden kocam olarak gelmedin oraya? Kocam olarak da durdurabilirdin beni. Ama sen suçlu gibi polisle yakalamak yerine oraya kendin olarak gelebilirdin. Neden? Neden savcılık kız olarak geldin? Denemedin mi zannediyorsun? Kaç defa aradım seni biliyor musun? Evinize bile geldim. Kocam olarak gelebilirdin oraya. Hiç fark etmez Ceylin. Sen ikisine de ihanet ettin. Durdur arabayı Nicam. Durdur diyorum arabayı, durdur. Sana diyorum durdur. Tamam dur. Ne oldu Ceylin? Çıktılar mı sulh cezadan? Mutlu musun? Söyle, istediğin oldu sonunda. Hakim hepsini tutukladı. Mutlu musun söyle? Bunun mutlulukla bir ilgisi yok Ceylin, ben de kahroluyorum. Gururlusun o zaman. İnsanlığından, mesleğinle, adaletin neferi, savaşçısı olarak tüm dünyaya ispat ettin. Ailemi, en yakın arkadaşının kalbini bizi parçalayarak ders verdin. Adalet var, yanıltmaz, iltimas geçmez. Savcı Ilgaz tüm dünyaya doğruluk, dürüstlük verdi. Çok teşekkür ederim ya. Çok teşekkür ederim. Bu saatten itibaren artık yanlışlar, yamuklar, bütün kötülükler puf diye yok oldu. Çok teşekkür ederim. Neyi bekliyorsun? Ben mi söyleyeyim istiyorsun? Bekleme. Kes ipimi, kopar artık. Senin gibi bir yalancıyla yaşayamam desene bana. Artık sana güvenmem imkansız de. Asıl söylemek istediklerini söyle. Bitti de. Gerçekten çok iyi kaçıyorsun Ceylin.
kaçmayı çok iyi biliyorsun, kaçıp üste suç atmayı. Beni göndermek için her şeyi yapıp nefes alabileceğim hiçbir alan bırakmayıp gitmemi sağlıyorsun. Bitirenin ben olmasını istiyorsun. Seni terk edenin. Öyle daha kolay değil mi? Daha kolay başa çıkmak kendinle, hatalarınla. Ben bitsin istemedim diyeceksin. O gitti. Terk etti. Kendini mağdur hissedip rahatlayacaksın. Ceylin, sen zaten benden vazgeçtin. İlk sen vazgeçtin benden. Benden de, bizden de. Sadece beni değil, inşa ettiğimiz her şeyi yıkıyorsun ve farkındaysan. Bütün sorumluluğu benim üzerime atarak yapıyorsun bunu. Gözümün içine bakarak yalan söylerken, Parlay'ı alıp havalimanına götürürken, ben kaçırmadım derken, emniyetten kaçırırken sen benden zaten vazgeçtin. Benim elimi önce sen bıraktın. Sana o kadar kızgınım ki Ceylin. İnan içim paramparça. Sensiz nasıl yaşarım hiçbir fikrim yok, bilmiyorum. Seninle nasıl yaşarım onu da bilmiyorum. Lanet olsun, hiçbir şey bilmiyorum şu an. Ben de bilmiyorum. Ne yapsam, ne hissetsem elimde kalıyor sanki. Bir insan sevdiğini bunu nasıl yapar diyorum. Nasıl dünyasını karartır diyorum. Acıyı alıp ellerimle kalbime sapladın resmen. Ya sen benim aileme bana nasıl kıyabiliyorsun Ilgaz? Ya senin bir kalbin yok mu? Her şey nasıl bu kadar düz olabiliyor? Nasıl her şey bu kadar siyah beyaz oluyor, ben bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Benim senin katılığında çiçek açmam imkansız. Sana uzaktan bakıyor artık gözlerim. Gönlüm senden geçmez, bana döndü hep sözlerim. Unutmak o kadar kolay mı sandın? Ayrılık bana aşktır artık. Bitirelim mi artık şu işi? Elimizden bir şey gelmez. Dilimizde şarkılar. Sonumuz yoktu bizim. Kaderinde hakkı var. Yine de insan sorar işte öylesine, acaba bir başka yolu yok muydu diye. Bıraktı sigarayı alıp eline, üfler itirafını kendi kendine. Çok eski bir şarkının nakaratı gibi tekrar tekrar kafamda çalıyorum seni. Gece gece içimde ezberimdesin, iznin olmadan şey gelmez. Dilim
şarkılar. Sonumuz yoktu bizim. Kaderinde hakkı var. Yine de